Herkese merhaba, Gratis'in kanalına hoş geldiniz. Ben Balans Body Master eğitmeni Tuğçe İrtem. Bugün sizlerle güzel bir pilates akışı yapacağız. Karın, kalça, bacak çalışacak. Tabii ki tüm vücut hep işin içinde olacak. Daha çok egzersiz videosu isterseniz YouTube'da kanalıma abone olabilirsiniz. Tuğçe İrtem yazıyorsunuz, abone ola basıyorsunuz. Şimdi matlarımızı serdik, hazırsak hep birlikte Gratis'in kanalında başlıyoruz. Matın başına geliyoruz. Ayaklarımız kalça genişliğinde açık. Kalça kemiğimiz, dizimiz, ayak bileğimiz ve ayaklarımızın birinci ikinci parmağı aynı hizada ve çizgi üzerinde. Yukarıya doğru uzadığımı hayal ediyorum. Nefes alıyorum, kollar yukarı. Nefes ver aşağı. Başımın tepesinden bir ip nefes alırken beni yukarıya doğru çekiyor diye düşünüyorum. Haydi ayaklarının her noktasını eşit olarak bastığını düşün. Serçe parmak, baş parmağın, topuğun hepsi mata eşit olarak yerleşmiş durumda. Ve son bir tane nefes al burundan, boşalt ağızdan. Şimdi geldim. Dizlerimi büküyorum. Olduğum yerde dizlerimi büküp açıyorum. Yavaş yavaş eklemlerimi ısıtacağım. Gülümsüyorum, sakinleşiyorum, nefes alıyorum, veriyorum ve geldim. Şimdi parmak ucuma doğru çıkıyorum ve iniyorum. Çık parmak ucuna ve in. Bacaklar gergin, iç bacak, dış bacak hepsi aktif yukarıya doğru itiyor bedenini. Yığılmak yok, omuzlar açık, bakışlar karşıya. Çok şey söyledim değil mi? Evet, devam et. Şimdi parmak ucuna çıkacağım ve burada dizi bükeceğim. Ve tekrar yukarı çıkacağım, ineceğim. Parmak ucu, dizi bük, düzelt, in. Devam ediyorum. Parmak ucu, dizi bük, düzelt, in. İki tane daha. Dengene odaklan. Karşıya bak, ayaklarına bakma ve yığılma. Ve son bir tane. Ve geldim. Tekrar döndüm. Ve yana doğru bir adım alıyorum. Yana doğru adım aldığımda öndeki dizim bükülü ve öndeki ayağımın parmak ucu diagonale doğru bakıyor, çapraza doğru ve uzan. Sanki birisi tutmuş elimden beni çekiyor ve hop topladım geldim ve öbür tarafa doğru uzanacağım. Hop topla ortaya ve uzan. Hadi şimdi azıcık dinamizm veriyoruz. Tempo, uzan. Olduğun yere sakın yığılma. Hep uzadığını düşün. El parmak ucundan ayak parmak ucuna kadar bir stretch ve uzama hissedeceksin. Son bir tane. Ve geldim. Şimdi yavaşça geriye doğru oturup nefes verirken kalkıyorum. Sanki arkada bir tabure var. Ona oturacakken vazgeçtim yukarı. Eğer dizinde sorun varsa açıyı küçült. Biraz daha az. Eğer bir sorunun yoksa otur ve ver nefes kalk. Hadi yine tempo. 6 tane. Ve 5. Kolları öne uzatırken eğer omuzların boynunu sıkıştırıyorsa bunu yapma. Gerekirse kolları ortada sabit tutabilirsin. Hizalanmaya dikkat. Kuyruk sokumumdan başımın tepesine kadar uzun bir çizgideyim. Ve son. Geldim. Matımın önüne doğru geliyorum. Elleri ister bele, ister öne koy. Sabit durabilirsin. Ve şimdi geriye doğru bir adım alacağım. Adım aldığımda iki dizim de 90 derecede ve vücudum yukarı doğru dikeyde duracak. Ne öne ne geriye yatıyorum. Ve gel. Hadi başlıyorum. Büyük bir adım olsun, çok küçük değil. Dengelen bozuluyor olabilir. Benim de bozuluyor bazen. Dikkatli ol, dengeyi tuttur ve nefesle koordine edelim. Hadi. Ver nefes geriye, al nefes yukarı. Ver geriye, al yukarı. Geriye giden ayağımın parmak ucu da karşıya. İki ayağımın da parmak ucu karşıyı göstermeli. Devam et. Ve son bir tane kısa kısa. 5, 4, 3, 2, 1. Ve geldim. Şimdi öbür bacak. Gittim. Ve tekrar 5,
4, gülümse. 3, 2, 1 ve geldim. Çok güzel. Şimdi matın ortasındayım. Ayaklarımı iki köşeye doğru açtım. Ne çok fazla ne çok küçük dar. Omuz hizasında gibi düşünebilirsin. Düz bir şekilde aşağı doğru, hadi inç pozuyla iniyorum. İnerken dizler içe bakmasın. Dizleri de dışarı doğru itmeye devam et. Kalçam, dizim, ayak bileğim ve ayağımın birinci, ikinci parmağı aynı çizgi üzerinde kalsın. Nefes, ver yukarı çıkarken göğsü öne düşürme. Dik ve son bir tane. Kal ve şimdi kısa kısa. 1 ve 2 ve 3 ve 4. Öne yılma, al geriye kendini, yüksel omurgadan. Ve geldim. Şimdi matın başına geçiyorum. Tekrar nefes alırken kolları yukarıya yukarıya uzatacağım. Nefes verirken roll down yapacağım. Sanki denizin dibine dalıyormuşum gibi. Al nefes. Verirken boyun omurları, sırt omurları ve bel omurları. Burada eğer ellerin yere değmiyorsa bu önemli değil. İstersen biraz dizlerini bükebilirsin. Nefes al. Nefes verirken bel, sırt, en son boyun. Sırayla ve tek tek. Tekrar. Al nefes. İstersen dizleri bük. Ve tek tek boynunun başının ağırlığını bırakarak yukarı çıktım. Saçlar dağılsın. Son bir tane. Ve şimdi dizleri bük, elleri yere koy. 4 adımda plank pozisyonuna yürüyeceğim. Plank pozisyonu ne? Ellerle omuzlar aynı çizgide, bacaklarım gergin. Belim aşağıda ya da kalçam yukarıda değil. Bir çizgi halindeyim. Ve yavaşça koy dizleri. 4 ayak pozisyonuna geçiyorum. 4 ayak pozisyonu nedir? Omuzla el, kalçayla diz aynı hizada. Sanki ben bir masayım. Omurgam bir masa. Pelvise kalçanın duruşuna dikkat et. Ne geriye ve tamamen içeriye doğru toplanmış vaziyette. Dümdüz uzadı omurgam. Şimdi sağ kolu kaldırıyorum ve yerine koyuyorum. Sonra sol kolu kaldıracağım ve yerine koyacağım. Bunu yaparken dikkat et. Ağırlığımı kaydırmamaya özen gösteriyorum. Tamamen merkezde kal ve sanki birisi gelmiş, elimden tutmuş, beni kendisine doğru çekiyor gibi uzanıyorum. İki tane daha yapacağım. Bak bakalım sağla sol arasında fark var mı? Olabilir. Ve şimdi geldim. Leğen kemiklerim yere paralelliğini korurken sağ bacağımı kaldırıyorum ve koyuyorum. Neden paralelliğini korurken dedim? Kalçayı yine sağa sola döndürmemeye çalışacağım. Bu sefer birisi gelmiş, ayak bileğimden tutmuş, beni çekiyor gibi uzatıyorum bacağımı. Ve uzanıyorum. Hala gövdem sabit. Düşme küreklerin arasında ya da belden bir oynama yapmadan. Haydi son 4. Ve 3. Bak bakalım sağ bacak, sol bacak farklı mı? 2. Bakışlar ellerin arasından biraz ileriye doğru. Ve son bir tane. Ve geldik. Şimdi hazırsak zıt kol, zıt bacak uzatacağım. Yine bütün buraya kadar söylediğim hizalanmalara dikkat ediyorum. Gel ve uzan. Gel geri. Al nefes ve ver topla. Al nefes, uzan. Ver topla. Karnı bırakma. Nefesle koordine ol. Kürekler aşağı düşmesin, bacak çok açılmasın ve uzanmayı ve uzamayı unutma. Son bir tane ve geldim. İstersen bir çocuk pozu ya da dinlenme pozisyonu. Kalçamı topuklarıma doğru bıraktım. Ellerimle ileriye doğru yürüyorum ve biraz dinleniyorum. Ve yavaşça tek 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 kalktım. Buraya kadar iyiysek, haydi şimdi sırt üstü yatıyoruz. Sırt üstü yatarken omurgam ve kalçam, pelvisim yani, yine doğal pozisyonunu koruyacak. Bu ne demek? Belimin boşluğu ne? Doğal pozisyondan çok açık. Yani buradan elim geçememeli. Ne de tamamen yere baskılı bir bel yok.
omurgamın doğal pozisyonundayım. İki leğen kemiğim tavana paralel bir şekilde duruyor. Ve şimdi sağ bacağımı tabletop'a alıyorum. Tabletop dizin 90 derece duruşu, ayağım point ve dizim 90 dereceyken parmak ucumu gönderebildiğim en uzak noktaya gönderip değdirip çekeceğim. Bunu yaparken dikkat et, bacağı uzatmıyorum ya da olduğum yere hemen indirip kaldırmıyorum. Uzan ve gel. Uzan ve gel. Pelvis, kalça sabit. Hareket kalçadan oluyor. Kalça ekleminde bacağın hareketi. Ve son bir tane. Geldim, koydum. Öbür bacak, sol ayak, point ve gönder. Nefes al ve nefes ver. Burundan alıyorum nefesi, ağızdan boşaltıyorum. Dikkat et, omuzların içeride kaldıysa birazcık ellerinden yardım alarak açmaya çalış göğüs kemiklerini, köprücük kemiklerini. Ve son bir tane. Geldim. Şimdi hazırsak iki bacağı birden tabletop pozisyonuna alacağım. Masa pozisyonuna alacağım. Ve sağ bacak gidiyor, hop solun yanına geliyor. Sol bacak gidiyor, hop sağın yanına geliyor. Bir sağ, bir sol. Yine leğen kemiklerimin hizasını korumaya devam ediyorum. Hissedeceksin, karnın daha çok alt bölgelerine hisler gelecek. Devam et. Ve son bir tane. Ve şimdi eğer buraya kadar iyi geldiysen, zorlanmadıysan iki bacak deneyeceğiz. İki bacak birden giderken, eğer bacaklar yere değerken, daha doğrusu parmak uçların yere değerken belin açılıyorsa yere değmene gerek yok. Belin açılmayacağı pozisyona kadar indir. Bu kadar da olabilir. Hayır, ben tolere edebiliyorum dersen daha aşağısı da olabilir. Yere kadar da olabilir. Şimdi yerini bul ve 4 tane yapalım. 4 3 ve 1. Ve geldim. Tek tek ayaklarımı koydum. Şimdi köprü yapacağız. Köprüyü artikülasyonla yapacağız. Artikülasyon her omurun tek tek ve sırayla hareket etmesi demek. O yüzden önce kuyruk sokumumdan, pelvisten, kalça bölgesinden daha doğrusu başlayacağım. Kollar yerde, nefes aldım. Leğen kemiğini yüzüme çevirerek başlıyorum ve her omuru tek tek yukarı doğru kaldırıyorum. Nereye kadar kaldıracağım? Omuz, kalça ve diz aynı çizgi üzerinde olana kadar. Tekrar yukarıda burundan nefes al. Nefes verirken tek 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 gittiğim yoldan geri geliyorum. Sırayla yine aşağı ve pelvis nötr pozisyonunu bulsun. Tekrar. Kollar aşağıda. Ayaklar hizalanmaya dikkat. Oturma kemiklerimle topuklarım aynı çizgi üzerinde. Al nefes. Verirken tek 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 yukarı. Al nefes, verirken tek 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 aşağıya. Tekrar. Nefes al, verirken önce leğen kemikleri, bel omurları, sırt omurları, kürek kemiklerimin arkasına kadar kalkıyorum. Boynumda ekstra bir yük yok. Ve tek tek aşağıya iniyorum. Nefes aldım, nefes verirken pelvisi yüzüme tekrar çevirdim. Kalçayı tek 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 yukarı çıktım. Topuklarımı kalçaya doğru çektiğimi hissediyorum ki hamstringlerim, arka bacaklarım devrede daha çok olsun. Ve tek 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 aşağı doğru indim. Son bir tane yukarı çıkacağım ve orada kalıp ayaklarımı tabletop pozisyonunda tutacağım biraz. Kalçam aynı seviyede ve sabit. Sağ bacak tabletop koy. Sol bacak tabletop koy. Ver nefes ve al. Ver nefes ve al. Devam et. İki tane kaldı. Ver nefes. Ve al son bir tane. Ve tek 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 iniyorum. Hop. Buraya kadar güzel geldik. Şimdi ayaklarımı açık bir V harfi gibi topuklarımı matımın dışına doğru biraz koyuyorum. İstersen parmak uçlarını benim gibi kaldırabilirsin ya da yerde de olabilir. Fakat dizlerin paralel kalmıyor. Dizler de açılıyor. Dizler ve ayak bilekleri yine aynı çizgide. Açık V harfinde bu sefer köprüyü
önden arkadan iki camın arasına sıkışmış gibi düz şekilde yapıyorum. Şöyle hop kalktım. Kalçam tam yere değmeden tekrar yukarı. Ve ver nefes tekrar yukarı. Ve ver tekrar yukarı. Devam. Son 4. Bir blok gibi kalkıyorum. 3. Tek tek ve sırayla değil bu sefer. 2. Ve şimdi yukarıda kalacağım kısa kısa. 1 ve 2 ve 3. Kalçayı hissediyor olmalısın. Yine hamstringler devrede. Arka bacaklar üst kısmı, üst arka kısım. Hamstring. Ve son bir tane. Ve tek 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 ineyim. Hop. Geldim. Ve ayakları tekrar paralel pozisyona aldım. Şimdi elleri parmakları geçerek başın arkasına koyuyorum. Dirseklerimi göz ucuyla görebilecek mesafedeyim. Yere tamamen bırakmıyorum ya da tamamen kapatmıyorum. Çünkü şimdi abdominal bükülme yapacağız. Yani bir karın hareketi. Şöyle ki nefes verirken göğsü kalçaya doğru yaklaştırıyorum. Bunu yaparken hareket dikkat et. Özellikle karın bölgesinden gelmeli. Kalkacağım diye boynunu çekiştirmemelisin. Devam. Şimdi nefes aldım. Nefes verirken katlanıyorum. Ve alırken yatıyorum. İyice nefesini ağzından boşalt katlanırken ve yat. Dikkat et, boynunu çekiyor olabilirsin. Çekmemeye, karnı hissetmeye odaklan. Eğer kalkarken dirseklerini kapatıyorsan muhtemelen boynunu çekiyorsun. Bu harekette boynun ağrıyor olabilir. O yüzden bu söylediğim detaylara lütfen dikkat et. Hizalanma önemli. Ve son bir tane. Geldik. Şimdi sağ bacağımı tabletop'a aldım. Al nefes. Nefes verirken bacağım ileri doğru uzuyor ve ayağım point. Eğer bunu yapmakta çok fazla zorlanıyorsan hafifçe bükebilirsin. Ve sonra tekrar yattın. Sağ bacak 6 tane. 2. Boşalt nefesi, uzan. 3. Devam. Ve 4. 5. Son bir tane. 6 ve gel, ayağını yere koy, öbür bacak tabletop. Al nefes, nefes ver, uzan ve yat. Tekrar verirken uzan, alırken yat. Gergin kullan bacağı, aktif bacak. Boynu çekme, tekrar hatırlatıyorum. Haydi son bir tane daha yapalım. Ve geldim. Evet, karnı hisler geldi mi? Şimdi karın kaslarının diğer bir katmanı, oblikleri çalıştıralım. Böyle bir bacak bacak üstüne atmış gibi pozisyondayım. Sağ dizim diğer bacağımın üstünde, sol elim arkada. Ve nefes verirken dönüyorum. Dizimin dirseğime değmesi gerekmiyor. Önemli olan üst çerçevemin, göbek deliğimin üstünün iyice dönüyor olması, rotasyon. Ve yattım. Bunu yaparken yine dikkat et, boynunu çekmiyorsun. Dirseği çok fazla kapatma. Ve dön. Ve uzadığını düşün. Dizinin dış tarafına doğru uzan. Ve kalkıp bükülürken yine nefesi veriyorum ağızdan. Yatarken burundan alıyorum nefesi. İki tane daha. Ve son bir tane. Yattım. Şimdi bacak değiştiriyorum. Tekrar öbür tarafa doğru bu sefer. Boşalt nefesi, dön. İki. Karnının yan kasları. Oradan hisler gelecek. İki tane daha. Son bir tane hadi. Ve geldim. İyi miyiz? İyisek eğer tek tek tabletop'u alıyorum. Tekrar bacakları, kolları tavana doğru uzattım. Nefes verirken kürek kemiklerimin arkasına kadar kalkıyorum. İki elim bir dizde, diğer bacağı uzattım ve nefes ver değiştir, nefes ver değiştir. Çok fazla göğsüne çekme. 90 derecede bırakırsan karın kaslarının biraz daha aktif kaldığını göreceksin. Her bacak hareketinde aşağı yatmak yok. Kalkıyorum ve sabitliğimi bozmuyorum. Son 4 ve 3 ve 2 ve 1. Geldik, iyisen eğer tut. Bacakların altından dirseklerim dışa doğru bakıyor. Nefes al, uzan. Hop, daire nefes verdim, toplandım. Yine bedenim yukarıda. Belinin mattan kalkmıyor olması lazım.
Eğer zorlanıyorsan bacakları biraz daha tavana uzatabilirsin. İki tane daha. Ve son bir tane. Ve geldim. Çek dizleri karna doğru. Kolları koy. Tek tek ayakları indir ve bacakları uzat. Şimdi nötr pozisyonumu hala koruyorum. Leğen kemiklerim tavana paralel. Sol bacağım uzun ve ayağım point. Sağ bacağımı büktüm ve yukarı uzattım ve aşağı indirdim. Ver nefes, al ve ver uzat. Devam. Bunu yaparken dikkat et, belden her bacağı kaldırdığımda oynamıyorum. Hareket ettirmemeye çalışıyorum. Stabilizasyonumu koruyorum. Devam et. İki tane daha. Ve son bir tane. Geldim. Ve şimdi tekrar çek, uzat. Küçük daireler yapacağım. Dairenin yarısında nefes alıyorum. Yarısında nefes veriyorum. Ve dikkat et, kalçayı kaldırıp oynamıyorum. Yine sabitliğimi koruyorum. Al nefes. Ver. Al. Şşt. Ver. Al. Kollarından destek al. Korumaya çalış sabit pozisyonunu. Yalnızca kalça eklemin içinde bacağın hareket etsin. Ve son bir tane. Hop. Terse şimdi. Dıştan. Şşt. İçe. Dıştan. Kalçayı kaldırma. Devam et. Odaklan. Nefes al. Ver. Son bir tane. Ve geldim. Bük bacağı uzat. Şimdi diğer bacak. Çek. Tavana aşağı. Çek. Tavana aşağı. Nefesinle koordine ol. İki tane daha. Ve son bir tane. Aşağı indim, çektim, yukarı uzattım ve daireyi içten başlıyorum. Dairenin büyüklüğü senin stabilizasyonu yani sabit kalma halini ne kadar yaptığınla ilgili. Eğer daire yapacağım zaman kalçam büyük bir hareket içine giriyorsa daireni küçült. Ve son bir tane. Şimdi ne yapıyoruz? Tersten. Hışt. Bir. Küçült daireye gerekiyorsa. İki. Üç. Ve dört. Hop. Uzattım. Kolları uzat arkaya doğru. Al nefes. Nefes verirken kollar aşağı insin. Dizleri bük. Göğsüne doğru çek. Başında kaldır. Ve yavaşça kalkabilirsin. Bitirdik. Süpersin. Hep birlikte güzel bir seri yaptık. Böylece ilk bölümü geride bırakmış olduk. Eğer videoyu beğendiysen beğene basmayı ve paylaşmayı unutma. Videoların devamını da izlemek istersen Gratis'in kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlama. Bir sonraki bölümde yine birlikteyiz. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.